mı? Neredeyiz? Burada Enginar Festivali'ndeyiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım bu videoyu da çok beğeneceksiniz. Ben de şimdi geldim ve çekimlere başlıyorum sizler için. İnanılmaz kalabalık, böyle bir kalabalık beklemedim arkadaşlar. Muhteşem bir dans gösterisi beni karşıladı. Hoş geldin Uğur dediler sanki bana. Hoş bulduk. Harika bir çifti izleyeceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Ve dans etmeyi öğrenmek isteyeceğinizi garanti veriyorum. Şimdi arkadaşlar seyre başlayalım. Kaç lira tane enginar? 10 TL. 10 lira. Kocaman enginarlar. Ay keçem, keçem. Canım, ne yapıyorsun? Anne, Facebook'a bir baktı keçi oldu. Nozları beniyorsun bakıyorum ha. Evet, harika. Gerçekten çok güzel. Sipariş de alabiliyoruz. Sipariş aynen, alıyoruz sen, Instagram'dan değil mi? Kargo alıyorsun. Evet. Tabii ki. Aynen öyle. Çektik zaten. Nesli, senin adın ne? Özlem. Özlem ve Nesli, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bol teşekkür satışlar ederim inşallah. Evet. Nasıl? Nasıl gidiyor? Nasıl gitti işler? İyi Allah şükür. Güzel mi? Satış güzel oldun bari. Yani idare eder. Şükür de diyelim. Allah şükür. Sen ne yapıyorsun? Makarna ben ölçüleri yapıyorum. Bu dayanır değil mi? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hocam size eşlik edebilir miyim? Evet, Berna Hocam başlangıcıydı. Gökmen Ustam da sağ ol, ana yemeğimizi hazırladı. Hocam domates istemiştiniz, ona ekleyeceğim. Çok evet, ciddi bir katılım renk var arkadaşlar. Biraz evet, yaz geldik, koronadan çıktık. Peki hocam. Soğuk bir kıştan çıktık. Ağır bir kıştan çıktık. Ekonomi de aldı başına gitti zorlukları. İnsanlar tabii.
festival bulunca kaçırmıyorlar. Gökmen Usta burada bir açık küpe yapar gibi şu an çalışma yapıyor. Evet. Tabii önce göze sonla gönle hükmetme anlamında. Evet arkadaşlar. Şuradan babamı da bulmam lazım. Babam da... Hocam engilleriniz çok hoş gözüküyor. Bir de renkli bahçe gibi. Hemen balonu patlatmışsın Aras. Balon kimlikleri ne yapıyor? Hayır. Sebzelerden oluşturdum. Bir şey olmaz ya. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Aras, almışsın hemen balon. Farklı lezzetler olmaz. Anne, afiyet olsun. Olmaz anneciğim, daha yeni az sebzeler. Kilosu ne kadar? 80. 80. Güzel, düşmüş fiyatı. Al beni, al beni. Evet arkadaşlar, Burla Festivali, Ana Baba Günü Çarşı. Böyle bir kalabalık Çeşme'de bile görmedim ben. Ot Festivali'nde yoktu. Evet, enginar dolmaları. Burada kafeler, yemek yeme yerleri var. Tamam. Orası daha pahalı. Buyurun. Böyle şıklar şeyler. Doğal taşlar. Burada kahve. Enginar. Her yer enginar. Çiçek limonatalar. Buyurun. Nasılsınız? 5 lira çileklerim. Tamam. Burada çok kalabalık var gerçekten. Bütün yollar kapatılmış. Sak hamburger. Ben gitmeyeyim. Kavuruyorsunuz abla, ondan sonra yumurta kırıyorsunuz, mükemmel oluyor. Ha, Arap suç falan gibi böyle. Ha, tamam. Kaç para Demet'i? 10 lira. 10 lira Demet arkadaşlar. Dönüşte alayım ben, evde yapayım size göstereyim. Soğan cüceymiş. Tabii Tanju Okun'un şarkıları olmasa olmaz burada da, malum. Bunlar ne güzel şeyler. Merhabalar. Merhaba. Sizin sanatınız mı? Evet. Şöyle bir çekeyim önce. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, şimdi soralım. Bu nasıl yapılıyor? Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir? Ebru. Ebru. Bu nasıl yapılıyor? Bu dop mandana. Evet. Geçiyor. Evet. Uzak doğu sanatı. Evet. Ve boyalarla, akrilik boyalarla, dokunuşlarla yapılıyor. Tek tek dokunarak yapılıyor. Akrilik boyalarla yapıyorsun. Evet. Desenlerini kendin veriyorsun. Evet. Tamamen ve bana özgü. Ahşaba mı yapılıyor sadece? MDF. Genelde MDF. Çok güzelmiş. Peki fiyatların nasıl ortalama? Mesela en küçüğünden 10 lira. 10 lira. 20 lira. Yani 25 lira. En büyüğü 80 lira. 80 TL. Evet. Gerçekten çok güzel. Desenlerini de çok iyi seçmişsin. Özellikle çok güzelmiş. Bu kaşıklık mı? Hayır. Ne bu? Ha, tüsü takıyorsun. Ha, evet gördüm. Ayağında mum. Aynen. Kaşıklık olur ama yani. Evet, mum olanlar var. Olabilir.
buldum aslında. Görüşürüz, hoşça kal. Kendine iyi bak. Evet, burada teyzelerimiz taç işliyorlar, bakın. Bakın, taç yapıyorlar. Rengarenk. Çiçeklerden. Demire yapıyorsun değil mi abla, demire? Evet, şöyle taşlar yapıyoruz. Evet, istediğin çiçekten yapıyorsun herhalde. Yapıyoruz. Çok güzelmiş. Evet, aa, bu bozulmaz şeyi, kırılmaz da öbürleri gibi. Demir yeter. Ufakken böyle yapardık kendimizin kanalarda. Aha. Ot Festivali'ne direkt ben dalı döndürüyorlar. Ot Festivali'ne veriyorlardı. Hayır, bu bırakın. Evet. Bu kaç lira? Eski gibi oldu. 10 lira. 10 TL. Şunlar evet. Az önce yaptığı da mı 10 lira? 25 lira. 25 lira. O güzel bir şeydi bayağı. Bunlar kuru çiçek. Bunlar kuru papatya. Evet. Bunlar kuru çiçek mi? Bu yaşlar bu bozulur. Bunlar yer. Şimdi öyle. Evet. Evet. Kolay gelsin ablam. Hoşça kal. Gelsin hayatım. Hoşça kalın. Sağ ol. Burası yukarıdan daha güzelmiş. Ay içtikleri. Balık. Balık kuyruğu. Çok güzel, çok güzel. Ellerin dert görmesin. Teşekkür ederim. Harika, hepsi çok güzel. Senin tasarımın ne bunlar hep? Tasarımsız değil. Bakarak yapıyorum. Bakarak yapıyorsun. Evet. Harika. Harika. Küpeler çok güzel. İnanmıyorum. Basket mi bunlar? Bunlar basketin dışında her şeyi bana ait. Elle mi baskı mı? Bunlar elle. Bunlar elle. Harikasın ya. Çok güzel. Muhteşem bir sanat. Ay bunlar mıknatısı değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar çok güzel. Fiyatları ne bunları? Şeyler, enginarlı 30 lira. Figürler 40 lira. Kediler 40 lira. Enginarlı 30 lira. Aslında enginar daha pahalı olmasını bekliyordum bak ben. Festival, enginar festivali ya. Dedim daha pahalı herhalde. Figür ateş arası da... Neyle yapıyorsun peki bunları? Akrilik. Akrilik boyayla. Ama yağlı boya da var içerisinde. Yağlı boya. İçinde var. Hem akrilik boya hem yağlı boya. Evet. Klasik teknik de var. Tabii. Esinlerim de akrilik de yağlı. Peki ressamlık var mı? Profesyonel ressam. Arkadaşlar. Ressamım ben. Evet, belli zaten. İnanamadım. Ooo. Süpersin ya. Kendin mi yapıyorsun, bakarak mı yani? Kendin değil mi? Ressam. Harikasın ya. Hülya Sümer arkadaşlar, sanat kölesi. Afrika yağlı var. Elle bu tablo var. Minik minik. Bunun fiyatı ne kadar? 600 lira. Şu? 450 lira. Aynen. Kaç yıldır resim yapıyorsun? 7 senedir. Karikatüristim ben. Karikatürle uğraştım bir dönem. Şimdi resim yapıyorum. Şimdi bayağı boyalara verdin kendini. Evet. Çok iyi. Harika. Görüşürüz. Hoşça kal.
Hobi amaçlı. Hobi amaçlı. Tamam, ressam mısın? Doğru ressam. Ben değilim. Ruhun herhalde önemli. Ben akrilik çalışmalar yapıyorum. Bakarak mı yani? Bakmadan mı bir yere? Hayır, bu altı akrilik döküm. Bayağılarla akrilik döküm. Üstü baskı. Ha, baskı. Şimdi ben yapmadım. Yani birleştiriyorum. Tamam. Bunu da üstlüyorum. Baskı. Bu altı benden. Kenarları benden. Tamam. Bu benden. Bu da bayağı. Annem erik almış. Ben çekimleri ara vereceğim. Erik canım çekiyor da. Göreyim biraz. Çekme yapmayalım. Devam edelim. Bekleme yapmayalım arkadaşlar. Uğur'la Enginar Festivali'ne hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hafallar. Sezon başladı, hafal sezonu. 10 lira 15 lira. Onlar 10 lira. Çok güzelmiş ya. Valla. 10 tek renk kalmış. Tek değil. Ha. Çift onlar. Fırat'ta. Ama renk tek yani. Ha, tek renk kaldı. Evet, böyle bunda kırmızı yok değil mi? Kırmızı var. Şu var. Bakayım. Kısası var ama. Evet, kısası var. Peki bunlar yara yapar değil mi kulağa? Hayır. Gerçi 10 lira yapsan olur. 10 lira yani. Tak, yani ne bekliyorsun? Gümüş mü bekliyorsun? Ha yani. Doğru söylüyorum. Aynen. Kulağındaki küpenin kolyesi var bende. Aa. Ne bu? Aynısı. Şey ne? Materyali ne? Paslanmaz. Çelik. Çelik. Aynen. Başkasına nasip olur belki. Olsun tabii ya. Esnaf için yani. Olacak. Ablam kolay gelsin. Kendine çok iyi bak. Halhalın da mı var? Evet. Şıngır şıngır yok mu? Şıngır şıngır var. Bak orada. Hangisi şıngır? Ben şıngır şıngır şunlar var. Zilli şeyli. Ha zillim yok yani, kalmadı. Ha işte. Saksıdır, bozuk paralı. Çiçekli. Süs çiçekleri. Değişik ilginç şeyler. Kızlar ne kadar? Kızlar 20 lira. 20 TL. Bunların ham maddesi ne? Altı mı? Taş tozu. Taş tozu. Yani bunlar uzun ömürlü mü oluyor? Tabii ki. Yani mesela dişli... Yani çok sert kırılırsa kırılır. Ama düşmedi bir de çeşmiş olmaz. Onu durdu yani. Suya dayanıklı. İçine çiçek koyduktan biraz sulasak falan içine girse damlasa bir şey olmaz. Buralar verdikli. Buralar vernikli. Kabaklar ne kadar? Kabaklar 15 lira olur. 15 TL olur kabaklar arkadaşlar. Küçükleri mi diyorsun? Küçükleri 3 lira. Şunlar 15 lira. Büyük, bunlar 15 lira koca şey. Evet. Vallahi ucuzmuşlar değil mi? Tamam turuncu sizin renginiz var. Çok güzel ya. Siz işte. Siz mi yapıyorsunuz bunları? Evet, elinize sağlık ya. Valla. Sanatçı insanları görünce inanılmaz motive oluyorum ya. İyi ki varsınız sizler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşçakal. Arkadaşlar burası da aşağısı yani. Festivalin asıl... Festivalin asıl geçtiği yer yukarısıydı. Orayı da hiç gezemedim bile yani. Şimdi bu ayakkabılar da moda oldu ya.
Hoş bulduk. Numaraları var. Ayakkabı. Bu ayakkabılar ne kadar? 150 lira. 150 TL arkadaşlar. Ama şey değil mi, siz yapmıyorsunuz? Hayır. Aha. Hazır. Atölyede yapılıyor ama. Bizim atölyemizde yapılıyor. Ha öyle mi? Bayanlar yapıyor yani. Evet. El işçiliği yani. Evet. Örerek sonra bunlar dikiliyor falan filan. Fabrikasyon değil. Süper ya. Takım 350 lira yazıyormuş zaten. Çantası var, terliği var. Harika. Bunlar şimdi yeni moda oldu bunlar. Çeşme'de çok var, tüketiliyor. İnanılmaz giyiliyor. Aha. Evet, bu zaten her sene moda. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, kotlar. Hangi yüzünde durayım bilmiyorum ki. Bakın şimdi buraya gelin. Kolay gelsin hanımlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de çok iyiyiz. Bunları siz mi boyuyorsunuz? Aynen. Kendimiz yapıyoruz. Ya sanat sokağı. Yani çeşme altında. Atölyemiz var. Çizlerimiz var orada. Ne öğretiyoruz orada? Çinilerimizi süsleme, boyama. Teknikleri öğretiyoruz. Çini yapımının. Evet. Yani çini. Yani çini bu boyamaya. Boyama yapımı diye. Ha, boyamasını. Çini. Çini diye adlandırılıyor. Ha, boyama sanatının adı çini mi? Çini. Evet. Ha, pardon. Biz de çini olarak sırf buna çini deniyor zannediyoruz. Yok. Porselenine. Seramik altyapısı. Seramikleri boyamaya da çini sanatı deniyor. Evet. Çini deniyor yani. Sıra altı. Sırlaması ve fırınlaması var. 450 derecede pişiriliyor onlar. Tabii selüloz ve sırça. Sırçayla bir sır oluşturuyor. O sırla önce kaplanıyor. Bu parlaklığı ondan sonra kazanıyor. Önce boyanıyor onun ama. Için önce sonra fırınlanıyor. Onun için evet. Ateşte açan çiçekler diye adlandırılıyor. Boyadığınız zaman gayet mat, hani bu tarzda görmüyorsunuz ama fırınlandıktan sonra... Peki 950 derece, fırınınız da var mı orada var, atölyede? Var. Kendiniz ait fırın değil mi evet, atölyede? Evet. Ha, bir yere vermiyorsunuz, hayır, fırınlamayı da kendiniz yani, yapıyorsunuz, evet. Sırlamayı da kendiniz evet, yapıyorsunuz, evet. Boyamayı da. Evet. Çok güzel, peki kurs ne kadar sürüyor zaman olarak? Bir kişi geldi kursa. Haftada bir gün 4 saat. 100 TL ücreti. Aslında devam edip gelen bir süreç olursa yapan kişiye çok meslek daha faydası olur. Benim birkaç kursiyerim şu anda meslek sahibi. Marmaris'te, Avusturya'da, Dubai'de. Aslında oluyor. Doğru bir meslek. Tabii tabii. Yani doğru. Meslek edinmiş oluyor. Yani gönül veren insan, severek. Gönül veren değil mi? Şimdi bunlar ne kadar mesela peki satış fiyatlarına bakalım. Mesela şu ne kadar balık? Ne kadar? O 75 TL. Şu kapı şeyleri ne kadar numaraları? Onlar da 50 lira. 50 TL'den başlıyor mesela diyelim. Gel şu daha belki şeydir. Onlar 40 lira. 40, 50, 60, 80 öyle gidiyor. Ya büyüklüğüne göre. Yani atölyemizde çok fazla ürünlerimiz var. Bunlar gümüş. Ama bunları siz yapmıyorsunuz tabii. Onları da onlar biz yapmıyoruz ama... Çinileri biz yapıyoruz. Çinileri. Wow. Diğer... Ha, sonra gümüş, gümüş izleme işlemi. Harika ya. Bu ne kadar mesela? Gramına göre değişiyor. Ha bu gümüş altı. Evet. Evet. Süper. İmitasyon yani, yok. 350 civarı. Evet. 350 lira evet. Ağır. Evet. Gümüşü de geniş. Vallahi çok hoşmuş ya. O zaman arkadaşlar siz de bunu meslek edinmek isteyebilirsiniz. Bakın evde oturacağınıza. Çıkın çeşme gidin. Altında. Çeşme altında. Yakında. Haftada bir gün zaten 4 saat. Değil mi? Şimdidir. Ben Nurgül Özkul. Neral Öner. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diler. Sevgilerle. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok memnun oldum. Peki, İnşallah bir faydamız olur. Oradan da çektik ondan. Herhalde bir yabancı gelmediniz. İzliyorsundur belki. Evet olabilir. Herhalde izleyeceğim. Benim arkadan var. Evet hiç yabancı gelmedi. Şimdi de izleyin. İnşallah. Abone olmadıysanız abone olun. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de bunları yapıyorsunuz. Evet. Taş tozundan mı? Evet. Instagram adresinizi de çekebilir misiniz? Hemen. Tabii ki de zevkle. Memnuniyetle. Evet, mimnes.tasarım Zeynep İnci Hobi Dünyası 21 çektik.
Neler yapıyorsun peki? Zeynep mi? Hayır, yok hayır. Başka? Evet, neler yapılıyor burada? Kokulu taşlar, kokulu mumlar yapıyoruz. Mumluklar. Şöyle evet. Soya mumundan yapıyorum. Soya mumundan? Evet. O ne demek? Soya vaksı. Yani daha doğal, normal parafin değil. Parafin yok yani parafin bundan. Parafin değil. Soya vaksı var. Süper. Bu seti mi 50 TL peki? Evet, doğru. İsim neydi? Neslihan. Seti 50 TL. Evet. Evet. Keselerimiz var. Çok da güzelmiş ya vallahi. Baksanıza şunun güzelliğine ya. Peki bu bir şey gidiyor ama gidiyor değil mi? Yok oluyor parafin gibi. Eriye eriye yavaş zamanla. Ne kadar gider bu? Yani daha uzun. Parafinden çok daha uzun süre yanıyor. İs yapmıyor. Evet, harika. Gerçekten çok güzel. Sipariş de alabiliyoruz. Sipariş alıyoruz. Evet. Instagram'dan değil mi? Kargo alıyorsun. Evet. Tabii ki. Aynen öyle. Çektik zaten. Nesli, senin adın ne? Özlem. Özlem ve Nesli, çok teşekkür ediyorum. Bol satışlar inşallah. Kolay gelsin. Tasarım ömrüklerimiz var. Anneler günü, zengin abi. Saçlar yıkılıyor. Teşekkür ederim. Marjinal. Öğretmenlere. Öğretmenlere. Evet, yani isterlerse. Anneler günü için bunlar kaldı. Evet. Urla festival için özel. Bir tane şöyle açabilir miyiz? Nasıl bir şey böyle bakalım. Evet, işte bu rengi de muhteşem, gül kurusu. Mesela bu anneler günü için var. Evet. Bunları ben hep harika. Ben dikiyorum ve işliyorum. Harika. Ne kadar peki önlükler? Bunlar 100 lira. 100 TL önlüklerimiz arkadaşlar. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Var, kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Yine el yapımı. Gözlük iplerimiz, ne ararsanız var. Evet arkadaşlar, bak bunu görmemiştik. Şimdi de ilk oldu bu. Hepsi el emeğidir, kendi ürünümdür. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, hoşça kalın. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Evet. Deri Atölye evet. Arkadaşlar. Evet, sizin isminiz nedir? Lale Gürbulak. Ne kadar güzel gözler var Lale. Harikasın. Teşekkür ederim. Bunları mı yapıyorsunuz? Evet. Dur, ben sana da bir tane kas vereyim. Tabii alalım. Buyur hayatım. Teşekkür ederim. YouTube'umuzu takip edersin. Kendin de izlersin aynı tamam. zamanda. Tamam. Arzu Firar'da da. Bunları yapıyorsunuz. El işçiliği bunlar tabii. Evet. Değil mi? Deri hepsi. Evet. Rengarenk. Ne kadar satıyorsun? Bunların fiyatı. Mesela ortamı ne kadardan başlıyor? 100 lira ile 120 lira arasında değişiyor. 100 lira 120 lirası aynen, değişiyor. Aynen. Küpelerim var. Bunları da bu da festival olduğu için festivale özel o fiyatlar. Yoksa herkesi diyorsun daha yüksek. Herkesi bekliyoruz. Çıksınlar. Akşama çıkın, kadar çıkın. Gelsinler. Dükkan var mı burada bir yerlerde? Yok, dükkan yok. Ama Instagram'da İnsanla çalışıyorsun. Evet. Tamam, harikasın. Sağ olasın. Şöyle çekmiş oldum. Cüzdanlar çok güzelmiş. Ne kadar bunlar? Bunların fiyatları 130 lira. 130 TL arkadaşlar. Şöyle. Bu da deri. Aynen öyle. Evet, elim doldu. Süper. Harika gerçekten. Fiyatını şöyle. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, hoşça kalın. Sağ olun. Arkadaşlar her şey birbirinden güzel ya. Oyalar, oyalar, gelişleri, bebekler. Arkadaşlar. 200 olmuyor. Niye 200 değil? Olmuyor. Bari 200 deseydik. Arkadaşlar her bir şey var mı numarası? Instagram adresiniz vardır. Hemen alıyoruz. Arkadaşlar yine kendin mi yapıyorsun? El işçiliği. Gerçekten çok iyi. Hilal'in atölyesi. Bizden geldiğinizde söyleyin size ekstra %10 indirim. Söz mü? %10. Arzu Firar'da da ben de sana kahve vereyim. Olmaz zaten. Gerçekten çok iyi. Bakar mısınız arkadaşlar çantalara? Gerçekten çok güzel. Zaten özel tasarımın avantajı o. 1080'li var. Bu ne kadar? 380, bu 300. Bugün özel. En uygun çantamız hangisi? Şu mu? Buradaki uçlar 100 lira. Terliklerin çoğunluğu 100 lira. Takım olarak aldıklarında 500 olacak. 4, takım alırsanız 400 TL arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel. Yani gerçekten harika. Ben çok beğendim vallahi.
Deli bunlar. Beni etiketlemenizi bekliyorum. Tamam, sen de beni kabul et, şey yap. Tabii tabii, hemen yapayım. YouTube'dan. Tamam. Etiketleyeceğim. Güzel ya, harika. Adın ne adı? İsmini söyle. Ünlü oldun, ünlü. Hoş bulduk, kolay gelsin. Bunlar da siz herhalde el yapabiliriz. Ama bunlar baskı değil mi üstüne için? Elli. Wow. Ama çıkmıyor. Akrilik mi bu? Akrilik bayağı bu sene revaçta akrilik boya ya. Her şeyi kullanıyorlar. Evet ya. Ahşapta, deride, kumaşta, camda. Her şeyde akrilik kullanılıyor. Arkadaşlar, buna nubuk. Çok güzel çantalar. 200 lira, 150 lira. Oldu. Oldu, ne yapacak? Verdim, senin oldu. 170 liraya. Verdim, bizim oldu. Aldık yani. O imalat fiyatı oldu. Onu söyleyeyim. Diğerinin deşisi 3 dolar. Ay, diğeri de pahalı. Bir kalkınmaya çalışıyoruz. Evet, 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 evet. Tamamen eleştirilmiş, üretilmiş. Aynen. Aynen. Bu 150 lira. İki bölüm de deriydi. Şimdi bölüm var mı bu? Ekstra bir bölüm yok. Sadece bir şey. Evet. 150 bu ne olacak ne kadar? 130'a göre. 100 lira çıkartamadık bir şeye. Bakıyorum. Emin. Tamam, yani, orijinal deridir yani. Bu nubuk ya. Evet, çok güzel. Bırakın. Bu da evet. Güzel. Ben nubuk çok severim. Benim babam derici bu arada. Bende çok deri parça var bu arada. Aşırı. Satacağın gibi gördüm onu. Yok, satmıyorum. Ben kendim bir arkadaşıma çantalar yaptım kendisine. Çok güzel. İlay yumuşarsa ama senin nerede? Var mıydı Instagram'ı? Instagram var. İkra deri işleri diye not alırsan. Kartım yok, özür dilerim, ben acemiyim. İkra deri işleri. İkra deri işleri. İkra deri işleri Instagram adresimiz. Evet, doğru. Sen de kargoluyorsun. Evet. Özel tasarım yapabiliyorsun. Tabii ki. Kişi istedim, böcek istedim, işte falan. Bana fotoğraf gönder. Bu çantayı istiyorum de sana imal edeyim. Fotoğraf gönderiyorsunuz. Bu çantayı istiyorum de size imal ediyor. Zaten bu sıra bütün olduğu gibi sanat sokağı gibi bir şey burası arkadaşlar. Herkes her şey yani inanılmaz sanatçı ruhlar buraya gelmiş. Dip dibe oturmuşsunuz. Doğru. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi çok kolay gelsin. Bol müşterin olur inşallah. Amin. Hoşça kal. Hoşça kal. İsim neydi bu arada? Emin. Emin. Görüşürüz Emin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Aslında piyanoyu birkaç slow parça yapacaktı ama şimdi bu kadar hareketli enerji gruba gitmeyecek. Biraz rock and roll yapalım mı dilerseniz? Şu ne kadar? 7 mi? Ha, onlar 50. 50 TL arkadaşlar. Kapı askılıkları. Bunları duvara, ıvır zıvır asabilirsiniz. Bu da masanın üzerine koyabilirsiniz. Harika şeyler ya. Siz yapıyorsunuz zaten. Yani taşı alıp da bu şekle sokmak. Bu sanatın bir adı var mı? Taş boyama. Taş boyama. Evet. Değil mi? Olacak. Gelse ellerinize sağlık ya. Çok minimal ya boyamalar. Hem çok hoş görünüyor hem de biraz zordur herhalde. Yani evet, sabır istedim. Minik minik olduğu için. Çok güzel bir hediye olur ama. Magnetler ne kadar? 15-20 değişiyor. 15-20 değişiyor. Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Harika. Yani tahtaları alıyorsun, ahşapları sen böyle şekillendiriyorsun, boyuyorsun vesaire mi?
şöyle. Ben size kartınızı da vereyim. Olur, göster hatta direkt. Atölye Zeytinci arkadaşlar. Harika. Ben size vereyim gene de. Tamam, ben alayım tabii ki memnuniyetle. Arzu Firar da bizim devam meclisin belki. Her şey var herhalde. En kullanışlı sattığın şey ne burada? Mesela en çok evde lazım olan bir gereç olarak. Evde. Kaşık hariç. Hani kaşık hariç mumluk. İnsanlar en fazla mumluk alıyorlar. İlgiyanlar. İsim neydi? Gizem. Gizem. Görüşmek üzere Gizem. Hoşça kal. Şey de çok güzel. Aman yarabbim. Kağıt sanatı mı bu? Kağıt mı bunlar? Kağıt rölyef. Kağıt? Rölyef. Trölyef. Rölyef. 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 Yani dilim döndü. Rölyef. Ne olsun olsun. Siz yabancı mi yapıyorsunuz? Şimdi bunları eşim yapıyor. Eşiniz nasıl bir sanatkarmış öyle? Yani biraz o maharetli. İnanamıyorum şu güzel yapın. Boyutu göremiyorsunuz arkadaşlar. Daha birçok şey var sadece bu diye ama imkanımız yok yani. Tabii dükkan falan olmayacak. Ya Instagram artı dükkan Instagram demek. Olmuyor, çıkmıyor bence. Oradan bir şey çıkıyor. Öyle mi? Biz başaramıyoruz zaten. Bilmiyorum. Herhalde bize bir eksik. Arkadaşlar Ülke Hanım Instagram'da varmış işte. Var mı? Orada yani işte oradan bir şey çıkmıyor. Çıkar yani, çıkar. İnşallah çıkar. Yan taraf görelim. Yan taraf. Harika ya. Vallahi. Nasıl bir yetenek bu ya. Kağıt bunlar arkadaşlar. Boyut boyut. Kaç boyut bu ya? 15 boyut. Merhaba. Evet. Hayırlı işler. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İnşallah. Urla Not Festival yani böyle bir güzellik yok. Bunlar da mı akrilikti acaba? Aman yarabbim ya. Siz mi yapıyorsunuz? Akrilik mi bu da? Akrilik. Ahşap mı bunlar? Ahşap bize evden çalışıyor. Çok güzel ya, güzel. Peki bu ufaklar ne kadar? Mesela şu Atatürkler ne kadar şimdi? Onlar 30. 30 TL arkadaşlar. Şu kedi? O boy 100 lira. O boy 100 TL. 30 ile 100 arasında değişiyor. Instagram da var herhalde. Evet. Dönüşüm atölyesi arkadaşlar. Çok mantıklı. Ben banka yok mu? Evet, tamam, tamam. Tamam. Ona göre ben sana ne diyeceğim? Bak sana bir şey yapamazsın. Ben yoksa. Enginar 5 lira, bakla 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira. Kaç para enginar? Doldur. Anne enginar 5 liraymış. Enginar 3 lira. 4 tane 10 lira. 4 tane 10 lira. 4 tane 10 lira. 4 tane 10 lira. Bak şurada var, şurada. Evet arkadaşlar, enginarlarımızı da aldık. Uygun fiyata da aldık enginarımızı arkadaşlar. 4 tanesi 10 TL'ye aldık. Baklayı da 5 liradan bulduk arkadaşlar. Hadi Aras. Enginar Festivali görüyorsunuz. Hadi. Bak onun daha büyüklerini söyledim bak. Görüyor musun? Daha biraz önce müşteriye söyledim. Aynen. Hem de daha büyük. Sadece son kış konmaz. 35 TL efendim. Sadece son kış konmazlar.
var mı? Buyurun. Tarladan geleli 2 saat olmadı. Buyurun. Hadi bitsin diye 10 lira. Kaç tanesi enginar? 10 TL. 10 lira. Kocaman enginarlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, az önce enginarları çekiyordunuz. Evet. İşte oradan buraya. Aşağısı da çok güzel olmuş, çok hareketli. Ha, evet. Aşağı cadde, sokak. Ha, aynen. Ana baba günü orası da ya. Burası da benim tezgahım. Evet. Nasıl? Nasıl gidiyor? Nasıl gitti işler? İyi Allah şükür. Güzel mi? Satış güzel. Oldun bari. Yani idare eder şükür diyelim. Allah şükür. Sen ne yapıyorsun? Makarna mı? Ben örgüleri yapıyorum. Arkadaşlar takıları yapıyor. Harika. Çantaları çantalar ne kadar? 130 TL arkadaşlar. Kendi mi yapıyorsun? İnternette de yapıyorum. Hemen Instagram hesabını. Tabii. Evet. Mari.fetli. Yazılı var mı kartı gibi bir şey? Yok. Bir daha söyle. Mari.fetli. Marifetli yani. Ha, marifetli. Aynen. Tamam. Aynen. Tamam, görüşürüz. Anne, hoşça kal. Anne, oyun yeri. Gel. Nerede oyun yeri? Anneannem. Hadi koş, koş. Hadi. Acayip güzel ya. Peki bu neyden yaptınız? Ahşap çünkü tabii herhalde ahşaptan onlar. İçi güzel. Gidin, bunu sergilememişsin aslında. Görünmüyor ki ya bu. Nasıl yapayım ya? Bu tarafa çevirecektin sen onu. İçini mi? Evet, önce içini gösterecektin. Çok tatlı bir şey ya. Görüşürsem ahşap kal. Pardon. Oy keçem, keçem. Canım, ne yapıyorsun? Facebook'a bir baktık, keçi oldu. Dozları veriyorsun bakıyorum ha. Arkadaşlar, benim keçem dedi mi size? İşte geldim, buldum kendisini. Serpil'in yanındayız şu anda, tezgahımızdayız. Size tek tek ürünleri göstereceğim. Instagram'dan kargoluyoruz biliyorsunuz. Şimdi görüşmek üzere, biraz sohbet edelim biz. Arkadaşlar, bu muhteşem el işçilikleri görüyorsunuz, bir sanat. Ötesi yok yani. Ay bu nasıl yapılıyor ya? Şu güzelliğe bakın ya. Allah aşkına şu çantaya bakın. Bunlar hep keçeden. Bakın. Tablo. Bakın her türlüsü var. Alın istediğiniz çerçeveye bunları takıyorsunuz. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Ne ararsanız var ya. Bu da olur ya. Evet. Arkadaşlar. Yeleğin arkası. Keçe tüyünden. Gerçekten nasıl bunu yapıyorsun ya? Motorcu kız. Bu benim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben motor aşığı bir insan olarak. Bakalım ne oluyor orada. Oldu yok arkadaşlar. Boş boşan galyana geliniyor. Hiçbir şey olmuyor. Akşeyin.